İyi ki varsın da yine her zaman olduğu gibi programımızın sonuna yaklaşırken tabii ki diş sağlığı ile ilgili bilgileri almak için kime bağlanıyoruz? Murat Hoca'mıza. Evet, şekerleme zamanı Kesinlikle. diyoruz. Kesinlikle o zaman evet. şekerleme demişken evet. dişler geliyor aklımıza tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle evet. O zaman diş e, temizleme çok önemli. Hepimizin aslında genel belli aralıklarla bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Ama Dişlerimize zarar veriyor muyuz acaba bunu yapmak isterken? Evet güzel bir soru. Teşekkür diş ederim. Çok güzel e, gerçekten 5 e, dakikalık <laughs> şeker seçiyorsunuz. Yani ben Arkaten. bugün şeker rengi giymiş evet, olacağım. Şeker sorularıyla renklenelim o zaman. Aynen Hı. öyle. Şimdi diş temizleme dişlere tabii ki bir miktar e, dişlerde kazıma hareketi yaptırıyor. Yani belli bir zarar, hasar veriyormuş gibi gözüküyor. Fakat dişlerin minesi, yani o dış kısmını kaplayan, o gördüğümüz taşın da tutunduğu var genelde remineralizasyon dediğimiz, kendini yenileyen bir özelliğe sahip. Hı hı. Yani bizim yaptığımız hasarı diş kendisi tamir ediyor. Bu, e, bunu... Şöyle anlatayım. Genelde toplumda şöyle bir algı var. Hocam dişlerimi temizlettim. Ondan sonra dişlerimin hepsi sallanmaya başladı. Vay o doktora. Aslında doktor doğru bir şey yapmış. Ama ve lakin ...hasta geç kaldığı için, dişlerde belli bir hasar boyutunu aştığı için... ...yaptığı işlemden sonra hassasiyetler başlamış... ...veya dişlerde hafif sallanmalar başlamış. Hı hı. Hasta bunu diş temizliğinden zannediyor. Hı. Bu algıyı yıkmak lazım. Madem böyle bir soru geldi... ...bu algıyı kesinlikle yıkmamız lazım. Kişi dişlerini temizletmediği zaman... ...dişlerime zarar verir düşüncesiyle devam ettiği zaman... Ancak diş etinde ciddi enflamet durumlar oluşacak. Kişinin ağız kokusundan birileri şikayet edecek. Artık dışa dönük, kişilere dönük bir takım şikayetler aldığı zaman diş temizletmeye geliyor. Hmm. O kısımda zaten ben şunu diyorum hastalara. Siz köprünün şu anda tam üstündesiniz. Geldiğiniz nokta bu. Hı hı. Bu noktada biz temizlediğimiz zaman... ...sola da düşebilirsiniz. Yani dişleriniz sallanabilir. Veya sağa da gidebilirsiniz. Veya dişleriniz yerinde yeniden tutunabilir. Fakat siz bunu yaptırmak zorundasınız. Çünkü sizin diş taşlarınız... ...kemik erimesine sebep olmuş. Sizin diş taşlarınız... ...diş eti çekilmesine sebep olmuş. Sizin diş taşlarınız... ...dişlerinizin sallanmasına sebep olmuş. Yani bunu... Iı, Kesinlikle buradan tekraren söylüyorum. Diş taşı temizliğinde Dişe vereceğimiz bizim tabii ki sıfır hasar diye bir şey yok. Biz neticede oradan bir kazıma işlemi yapıyoruz. Kazıma işlemi esnasında bir çizme söz konusu fakat diş kendini tamir ediyor. Diş onu Bu, soracaktım kendini tamir, tamir eden ediyor. bir, bir yapı. Mine ee, kendini tamir ediyor. O kişinin oluşacak bütün hastalıklarının da önüne geçiyor. Hmm. Aynı şekilde şöyle de bir soru gelebilir. Hocam dişlerimi temiz ettim diyor temizlettikten sonra sararma arttı diyor. o değil mi? Bu şey? çok ıı, inanılmaz ıı, gelen sonuçlardan biri. Biz şöyle yapıyoruz. Dişlerinizi temizlediğimiz zaman bir bir pürüz yüzey oluşturuyoruz sizde. Hı -hı. Evet, doğrudur. Fakat o pürüz yüzeyi bir miktar ıı, makro bir ıı, pürüz yüzeyi mikro yani en küçük hale getirmek için bir de cilalama işlemi dişleriniz üzerinde yapıyoruz. Hı -hı. Fakat yine de bizim yapamadığımız bir çizilme var ise bu sefer birikim daha hızlı oluyor. Onun için dişlerinize 6 ay günde 2 fırçalıyorsanız 3 fırçalayacaksınız. Daha iyi bakacaksınız. O birikimi 6 ay oluşturmaz iyi bakarsanız 6 ayda zaten mine kendini hemen hemen onarmış oluyor. Tekrar birikim hızı yavaşlıyor. Hmm. Yani renklenme yavaşlıyor. Bundan korkup da diş temizliğinden lütfen kaçınmasın. Hocam o diş taşı daha... temizlediğimiz şey ne kadar zamanda gerçekleşiyor? Diş taşı temizliği kişiden kişiye göre değişiyor. Ben çoğunluğuna göre ağızda ee, ne kadar ağızda diş taşı oluşumuna bağlı. Genelde diş taşını oluşturan şey tükrük. Yani tüklüğünüzün kıvamıyla, gıdaların birikmesiyle gıdalarla birleşip taş oluşturuyor. Bakteri plağı oluşturuyor. Bu plak 6 ayda oluştuysa 6 ayda bir temizleyeceksiniz. Hı hı. Bunun günü zamanı yok. Senede bir oluşuyorsa senede bir. Yani dişlerine çok iyi bakabilir harika fırçalayabilir kişi. Fakat buna rağmen bu plak oluşabilir yani. Hı. Özellikle dili altında tükrük bezi ağza açılan bölgede alt ön dişlerin iç kısmında çok fazla birikinti oluyor. Ben kişiye dişlerini temizlerken şunu söylüyorum. Ben ağzınızın neresinde çok çalıştıysam bana verin kendinizi başka bir şeye vermeyin diyorum. Siz oraya iki kat bakın. Hı. Çünkü demek ki birikim orada oluyor. ...hem aklını oraya almış oluyoruz. Bu o zaman vücudun yani. kendi kendine yaptığı bir şey. Yani tükürüğümüzü kendi kendine yaptığı bir şey. Ya, ya Biz ne kadar fırçalarsak fırçalayın diş taşı olabilir. Tabii tabii olabilir. Çok iyi fırçalayabilirsiniz hmm. ama diş taşı olabilir. Ya sadece fırçalamak değil... ...ağız bakımı farklı bir şey. Yani böyle... Fırçalamak, arayüz fırçası kullanmak, işte diş ipi kullanıyor musunuz? Özellikle o birikim noktalarına ayrı ayrı rütuşlar yapıyor musunuz? Yani bu çok ayrıntı bir şey yani. Hı hı. Bu kadar ayrıntı henüz Türkiye'de eğitimini alıp da yapan çok fazla yok. Eğitimini versek de yapan yok zaten. Aynen. Biz sadece fırçayı ağza sokmakta şu anda meşgulüz. Yani fırça ağza girdikten sonra inşallah... O kısımlarda da gelecek evet. diye düşünüyorum. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Bugün ben de gerçekten diş temizliğini konuştuk. Evet. E, süremiz sınırlı. Programımızın sonuna geldik. Biz ailen sürenin sonundayız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.